O halde yeni kararnameler. 12 Eylül utancı da geri döndü. İstanbul kara teslim. Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu? Günün haberleri başlıyor. Resmi gazetede yayınlanan kararnameyle 631 akademisyenle üniversitelerde görevli 155 idari personelin görevine son verildi. Akademisyenler arasında bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriyi imza atan Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi üyesi olanlar da yer alıyor. Kararnameyle yaklaşık 6.000 kişi de kamu görevinden ihraç edildi. 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı. Yeni OHAL kararnamesiyle polise, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi de verildi. OHAL kapsamında çıkarılan kararnameyle 1-12 Eylül düzenlemesi daha resmen geri döndü. Hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, yurda dön ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkartılacak. 12 Eylül'de Yılmaz Güney, Cem Karaca ve Şanar Yurdatapa'nın da aralarında yer aldığı 14.000 kişi benzer bir kararnameyle vatandaşlıktan çıkartılmıştı. Hukukçular, vatandaşlıktan çıkarmanın hukuki hiçbir dayanağının olmayacağını, bunun uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğuna dikkat çekiyor. İstanbul'da fırtınayla birlikte etkisini gösteren kar yağışı, yeterli ve zamanında tedbirlerin alınmaması sebebiyle hayatı adeta felç etti. Vatandaşlar tıkanan yollarda mahsur kaldı. Günlerdir alarm verilen kar yağışına karşın açık öğretim lisesi sınavlarının iptal edilmeyişi de binlerce öğrenciyi mağdur etti. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'a iniş yapamayan onlarca uçak da başka şehirlere yönlendiriliyor. Havalimanlarında mahsur kalan yolcular kriz yönetimi diye bir şey yok diyerek yetkililerle tartıştı. Şehir hatlarının tüm vapur seferleri de hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Irak Devlet Televizyonu, Bağdat'ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar El Abadi'nin Türk askerinin Başika'dan çekilmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu. El Abadi, Yıldırım'la düzenlediği ortak basın toplantısında en yakın zamanda çözülecek sözlerini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım, kısa süre önce Irak hükümeti ne derse desin Türk askerinin varlığı devam edecek açıklaması yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abadi için "Kim bu? Irak'ın başbakanı. Önce haddini bil" cümlelerini kullanmıştı. Kalitemde değilsin.